Evet, Antep nasıldı? Antep nasıldı? Antep bence yani evet yemekler gayet güzeldi. Bu arada İmam Çağdaş tüm halkta aynı şeyi söylüyor. Gittim yedim ben. Dedim yani şu artık kendim bir gideyim test edeyim. Abi çok da şey değildi. Falan yapmadım. Şöyle bir durum var. Abi fiyatlar Antep'te yemekler inanılmaz pahalı yani. Bildiğim çok pahalı. Pahalı değil, çok pahalı. Ben daha hani böyle şu an yerindeyiz. Yani yerinde yiyoruz. Ne bileyim daha uygun düşüncesi vardı bende ama hiç alakası yok. Ben İstanbul'da daha uygun fiyata yemek yerim yani. Onun haricinde abi Antep mesela kaldığım yerde ya akşama kadar kavga, gürültü, küfürler. Abi şimdi az önce de sordum mesela yani yerli halk bildiğin taşınıyormuş yani. Antep bilmiyorum gidişat pek güzel gelmedi bana. Yani o kültürel doku farklılaşmış. Yani iyileşmiş ve kötüleşmiş demeyeceğim ama negatif tarafta gerilemiş yani ilerlememiş. Daha böyle güzel, daha sakin, daha edepli, üsturuplu bir şehir beklerdim yani böyle Antep'ten. Şu an karman çorman abi, kapkarışık bir şehir durumunda şu an gerçekten. Gezilmelik yer olarak da yine işte o Bakıcılar Çarşısı, İmam Çağdaş'ın sokağı, işte orada birkaç tane cami var. Kurtuluş Camii çok güzel. İlk kilise olarak yapılmış, devasa bir kilise, zaten dikdörtgen olduğunda anlıyorsunuz. Genelde kilise oluyor, camlarından falan anlıyorsunuz zaten. Sonrasında savaş zamanında hapishane olarak kullanılmış. Şimdi de cami olarak kullanılıyor. Burası güzeldi. Zeyyugma Müzesi'ndeki o Çingene kızı falan böyle ona özel odayı almışlar. Aslında yani güzel tabii ki ama onun gibi başka güzel mozaikler de vardı. Tabii onun ya işte hep aynı şeye geliyoruz ya, bir şeyi değerli kılan, bir şeyi özel kılan onun hikayesidir yani. Bir hikaye yüklediğinizde ne bileyim oraya böyle toplu iğne bile koysanız işte ona özel oda yapılıyor yani, öyle söyleyeyim. Budur değerli kılan bir nesneyi, bir insanı, bir yeri, bir medeniyeti, hikayedir yani. Bir hatta girişimi, bir şirketi değerli kılan hikayedir. Hikaye olmadı, hikayeyi çıkar. Yani hikaye dediğimiz şey aslında onun ruhu. Ruhunu çıkar, geriye hiçbir şey kalmıyor. O yüzden o Çingene kızının da kendine has bir hikayesi var. Yoksa öyle ahım şahım muhteşem bir şey değil. Sadece hikaye olduğu için çok değerli. Ayrı bir oda, böyle siyah bir oda yapmışlar. Ayrı gidiyorsun falan. Neyse. Onun haricinde işte yine birkaç yer, onları gezdik. Kale male, onları gezdim. Yemek yedim. İlk defa bu kadar çok yemek yedim. Böyle çok yemek yiyeceğim, yemek gezisi falan yapmıyorum ben. Ama Antep'e gelmişken kaçırmayayım dedim. Ve son dakikada böyle Mete abi sağ olsun, has böyle oranın en güzel yerlerinden biri diye düşünüyorum. Çok iyi lezzeti vardı. Ya ben toktum. Aç olsam çok daha fazla lezzet alırdım diye düşünüyorum. Tok olmama rağmen çok lezzetli bir şekilde yani sonuna kadar yedim yani. Kendi sınırlarımın sonuna kadar kullandım onu. Evet, Antep hatırası da anısı da bu şekilde sona ermiş oldu. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Ama umuyorum ki kültürel anlamda, sosyal anlamda acilen bir düzenleme yapılır. İnşallah. Yani öyle umuyorum. Yoksa gidişat iyi değil gibi geldi bana. Yani çok açık seçik net aslında. Gözlemim bu şekilde. Vallahi şu an şöyle mis manzaralı bir yerdeyim yani. Bir buçuk saat kaldı. 113 kilometre. Artık denize doğru gidiyorum ama herhalde bugün de denizi görmem gibi duruyor. Çünkü Antakya'nın biraz iç kesimlerinde deniz. Yani bugün görmem. Artık bundan sonrakilerde sanıyorum denizin kıyısından zaten gideceğim yani. Yalnız çok güzel gözükmüyor mu ya? Abi yok, ben yeşili seviyorum abi. Yeşil, yeşil yani. Abi bayağıdır çam ağacı görmüyordum. Vallahi artık görmeye başladım yani. Oh be. Ya her yer ayrı güzel abi. Her yerin tadı tuzu farklı kesinlikle. Ben belki alıştığımdan, belki bilmiyorum daha çok hoşuma gittiğinden fark etmez. Şu yeşillik,
şu görüntüyü daha çok seviyorum yani. Bu bir gerçek. Bu benim gerçeğim. Herkes uyumayabilir. Ama şunu seviyorum yani. Evet, muhteşem bir manzara. Yine karşıladı beni. Ah, şuradan dere akıyor abi. Çok güzel değil mi ya? Tahta köprü. Çok ilginç gözükmüyor mu ya? Bak yine o siyah taşlardan var. Bunu ben bir yerde daha görmüştüm. Şu an unuttum vallahi neresiydi. Evet, Hatay il sınırı. Evet, Hatay'a da gelmiş bulunmaktayım. Yalnız dağlar kocaman yani. Bak, orada Menderesler falan var böyle. Burada su var. Ve bu siyah, sanki başka taş değil de başka bir şeymiş gibi yani böyle. Evet, araştıracağım bunu. Çünkü o geçen gördüğüm, neresiydi ya? Tendürek Dağı olabilir. Van'dan gelirken galiba oralarda bir yerdeydi. Böyle değişik bir, yine bunlar gibi bir şeyler vardı. İlk defa görüyorum yani. Evet, Hatay ayrımındayım. İskenderun sağ, Hatay sol. Hatay ile Antakya aynı yer değil mi ya? Bir Hatay yazıyor, bir Antakya yazıyor. Aynı yer mi, ayrı yer mi? Yan yana mı, apayrı mı? Biraz kafa karışık. Evet, 30 kilometre kaldı. Evet bak, Antakya sağ diyor. Demek ki ayrı yerlermiş. Yani sağ taraf Antakya. Hatay daha aşağıda kalıyor. Daha güneyde. Neyse, öğrenmiş oldum. Evet. Hatay 538.000. Rakım 85. Az önce yine şehrin girişinde durdum her zaman gibi benzinlikte. Yine nerede kalsam araştırması yaparken bir yeri aradım. Antakya, Hatay merkezde. Pahalı söyledi. Burada konak monak bir şeyler var yani. Gerek yok tabii ki. Ben ne yapacağım konağa? Neyse, orada benzinlikteki görevli abi, onunla biraz işte selamlaştık, konuştuk falan. Dedim abi böyle böyle, nerede kalayım? Sen Harbiye'ye git dedi. Harbiye. Hatta bu Harbiye şelalesini etiketlemiştim ben zaten. 13 dakika, 10 kilometre, 15 kilometre falan gösteriyor yani. Çok uzak değil, yakın. Orada bir yer buldum. Bayağı böyle yüksek puanlı falan bilmem ne. Yine aynı tarz 120 TL kahvaltı dahil mis gibi bir otel buldum. Mis gibi diyorum çünkü puanı falan yüksek. Henüz gidip görmedim ama hem de şelalenin hemen dibinde. Yani konumu da güzel. Sanıyorum orada da böyle biraz şelale harici güzel bir yer gibi duruyor yani. Harbiye gidince göreceğiz. Bu merkezdeki arkeoloji müzesi, işte birkaç tane cami, kilise, künefe, meşhur yenmelik yerler var. Onlara artık dönüşte uğrarım diye düşünüyorum. Kalmalık Harbiye'ye doğru gidiyorum. Bu da böyle bir anı. Evet, yine o muhteşem dağ manzarası. Bulutlar üstüne gelmiş. Üstte bir şeyler var. Yani çok bir bilgim yok Harbiye. Ben sadece Harbiye Şelalesi'ni etiketlemiştim. Belki çok sağlam bir yere gidiyor olabilirim yani. Göreceğiz. Manzara güzel görünüyor. Hatay da bayağı güzelmiş bu arada. Yani beklediğimden iyi. Ne bekliyordum bilmiyorum ama güzel yani, beğendim. Hem yeşilliği var. Samandağ tarafında da denize giriliyor. Denize de yani direkt merkez denizde bütün değil ama az yakın yani. Akdeniz'in en doğusu. Baksana rüzgar türbinleri falan şu dağı doldurmuşlar. Ama belli bak, sürekli bir rüzgar esiyor zaten. Bir rüzgar durumu var buralarda. Tabii dağların şekli şemalinden dolayı da biraz. Güzel. Bu arada bugün de şansıma böyle bulutlu, ufak bulutlu geldim. Yani yanmadım. Böyle tatlı tatlı geldim. O bakımdan da güzel oldu. Baksana çok güzel gözükmüyor mu ya? Dağların eteklerini kurmuşlar evleri. Oh! Yeşil yeşil vallahi. Ya ben bayılıyorum abi. Yeşil. Yeşil muhteşem bir şey. Vallahi hava böyle güzel bir bulut. Yağmur mu geliyor, gidiyor mu? Havanın rengi değişti şu an abi. Ama güzel şu an, hoş. Ben seviyorum ya. Vallahi bulut seviyorum yani. Bulutlar bence çok güzel. Evet. Yani bazılarının moralleri bozuluyor olabilir. Ama bozulmaması lazım.
Neyse, ufak bir gönderme yaptım ama yani bazıları var işte. Bazı değerli kişiler. Ben de gelmek üzereyim sanırım. Evet, Hatay Harbiye'deki şelaleyi gündüz gözüyle bir göreyim dedim gitmeden. Sonra Atilla geçip hazırlanıp çıkacağım. Şu anda mekanları açmamışlar. İncik boncuk var. Her yerde bulunduğu gibi. Tabi asıl mesele aşağıda. Ama şuraya bir adam akıllı yol yapılabilirmiş yani. Çamurun içerisinde gidiyoruz. Şırıl şırıl. Görüyorsunuz. Anlatmayacağım. Anlatmaya gerek yok. Şırıl şırıl. Anlatmıyor. Öyle yok. Böyle. Anlatmayacağım. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet, yine görüyorsunuz. Her yerde böyle masalar var. Baksana, çatılardan bile su akıyor ya. Pey. Burada böyle ayaklar suda, oturma alanları fazla. Oh, şırıl şırıl. Görüyorsunuz. Ya burası değişik bir yer. Bir kısmı yapay. Havuzlar falan var mesela. Bir kısmı doğal. Havuzlar oluşmuş. Ama her gördükleri su birikintisine kötü kötü masalar koymuşlar. Yani böyle resim çekerken illaki bir resim şeydi, fotoğrafta illaki bir masa sandalye çıkıyor yani, öyle söyleyeyim. Böyle doğal kalan, kendiyle kalan, bir metrekare alan bırakmamışlar. Oturmalık güzel mi? Yani güzel de bu kadara gerek var mı? Bence bu kadar olmamalı. Evet. Bu kadar yeter. Güzel bir yer, farklı bir yer. Güzel kafeleri var ama dediğim gibi kafeler de artık abartmış. Ya sade olması taraftarıyım. Olmalıydı bence. Evet. Bu da böyle.